Herkese yeniden merhaba. Ben yine makyajsız karşınızdayım. Ama bugün kendimi iyi hissediyorum. Gayet güzel dinlendim. Ve bu seriyi yapmaya hazır hissediyorum. Başlangıcı uzun zamandır kanalımda gördüğünüz ama ayrıntılı açıklamadığım ya da böyle kaliteli bir çekim sunamadığım bir video ile başlayacağım. Daha ikonik makyaj serilerinde benim ikonik bulduğum no makeup makeup gibi çok fresh kullanılan böyle yaza da uygun bir makyaj serisini ya makyajı yapmak istiyorum seri değil. Çünkü bundan sonra diğer yaptığım makyajlarda birazcık daha yoğun şeyler göreceksiniz. O yüzden başlangıcı hafif tutacağım ki sonraki makyajları abartacağımı anlayabilirsiniz diye umuyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Ciltle başlayacağım her zaman gibi. Nemlendireceğim. Siz nasıl nemlendireceksiniz? Nemlendirin. Yeah. Bobbi Brown Hydrating Kremini kullanıyorum. Çok uzun bir süredir, yaklaşık 3 yıldır sürekli aynı kremi kullanıyorum. Çünkü cildime çok iyi geliyor. Yani 3 yıldır kullanabildiğiniz bir ürününüz varsa ne ala ne güzel. Yeni bir ürün denemek için çok da bir bahanem yok. Şimdi bunun 100 mg'ı var. Ben 100 mg'ını edindim. Bunun öyle 2 katı kadar. Artık daha uzun vadede kullanacağımı düşünüyorum kendisini. Bu arada merak edenleriniz için cilt bakım rutinimi çok daha ayrıntılı. Cilt bakım rutinini sadece ben bunu yapıyorum gibi değil, birazcık daha ayrıntılandırarak, birazcık daha sizi motive ederek çekmek istiyorum. Hem de güzel de bir sürprizim olacak gibi hissediyorum, büyük hissediyorum. O yüzden beklemede kalın, önümüzdeki ay içerisinde gelecek. Bugün makyajımızın odağı tamamen no makeup makeup gibi ama daha çok modellerde kullanılan ya da günlük hayatımızda fresh gözükmek için kullandığımız bir makyaj olduğu için tabii ki daha ışıltı veren bir bazla başlıyorum. Ben NYX'in Away ve Glow serilerinden Bright Star rengini gerçekten çok sevdim. Çok güzel bir aydınlık sağlıyor. Bunu tüm yüze değil, daha çok bölgesel uygulayacağız. Çünkü bugün çok az pudra uygulayacağım. Ya uygulayacağım ya uygulamayacağım diye umut ediyorum. O yüzden cildimin aşağıdan parlaması gerekiyor. Bu da edinebileceğiniz yani stroke cream'e benzer ama stroke cream'den çok daha parlak olan bir ürün. Ben stroke cream'i sürdüğüm başka bir videoyu gördüyseniz eğer asla böyle bir parlama almıyorum. Sanki direkt highlighter sürmüşsünüz gibi. O yüzden bu ürünü çok sevdim. Bugün birazcık daha değişik ürünler kullanmak istiyorum ki sizin de elinizde benzer ürünler varsa onlar da yapabilirsiniz. MAC'in geçen indiriminde aldığım Cover Me Makeup Studio Conceal and Correct Palette. Çok correct kısmını kullanmayacağız biz bunun ama onu da kullanmasını gösterebilirsiniz. Böyle pembe şeftali tonlar varsa siz neler yapabilirsiniz ve aydınlık koyu tonlarınızla onu göstereceğim ona. Buradaki pembemsi tonu aldım. Çok az bununla karıştırıyorum. Göz altımı önce bir correctliyorum yani düzenliyorum rengini. Daha sonra concealer yani aydınlatıcı uygulayacağım ki çok ağır gözükmeden göz altımı doğru bir şekilde kapatabileyim. Çünkü çok ince bir ürün kullanmak istiyoruz. Evet. Ama bir yandan da göz altımızda özellikle yoğun renk eşsizliklerini yaşıyorsanız corrector kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum ki Bobbi Brown videoma gidebilirseniz koyarsam linkini orada corrector'ın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar değişiklik yarattığını görebilirsiniz. Biraz turuncu gözüküyor çünkü benim göz altımdaki dediğim gibi kahverengilikleri kapatmamız için şeftali tonuna ihtiyacımız vardı. Morlukları kapatmak için de pembe. O yüzden koyu gözükmesi sizi korkutmasın. Şimdi de çok ince bir fondöten geçeceğim. Ben bugün ince yapılı olduğu için Bobbi Brown Skin fondöteni kullanıyorum. Oldukça günlük bir fondöten. Cildi ağırlaştırmayan, çok fazla kuruma yapmayan, aksine nem veren bir ürün. Orta normal ciltler ve normalden kuruya dönüşük ciltler için mükemmel. Hatta normalden biraz karma ciltlere de olur. Ama karma ciltlere ve kuru ciltlere yani iki ekstrem gruba önermediğimiz bir ürün. Miz diyorum hala Bobbi Brown'da çalışıyormuş gibi. Bunu kullanacağım. Ama sizin elinizde alternatifiniz çok ince bir ürün yoktur. Emin değilsiniz inceliğinden ve renginden. Yağla kapatıcı bir ürününüzü karıştırıp inceltip uygulayabilirsiniz. Hem de gönlünüzü desteklemiş olursunuz. Çünkü daha ıslak bitişli, daha doğal bitişli bir fondöten yani cildimiz olması gerekiyor. Yine elim NYX'in bir fırçasına gitti. Bu da 22 numaralı Kabuki fırçaya benzer. Daha yumuşak bir fırça olduğu için full coverage vaadinden ziyade böyle ince ürünleri kullanmak için kullanıyorum. İnce ürünleri uygulamak için kullanıyorum. O yüzden güzel oluyor. Dediğim gibi bizim amacımız burada çok yoğun bir kapatıcılıktan ziyade daha fresh gösterebilmek cildimizi. Fondöten uygularken blending aşırı önemli. Özellikle bence bu makyajda. Çok yoğun bir kapatıcılık beklemiyorum ama cildimde ürün varmış gibi durmasını da istemiyorum. O yüzden aldığınız ürünü yakın hareketlerle ve buster check ya da kabuki fırça olduğu için buster check uygulayabilirsiniz ama elinizdeki fırçaya göre uygulama şekli tabii değişir. Olabildiğince blend edip şöyle boynunuza kadar getirmeyi unutmayın. Dediğim gibi cildimde bir ürün varmış gibi durmasını istemiyorum. Aksine
kendi cildimmiş gibi dursun istiyorum. Saçlarımı güya böyle örgü falan yaptım ama makyaj yaparken pek mümkün olmuyor. Şöyle göze, şey, kulaklarımın arkasına atayım da. Fit mi kapatıcının işe yaradığı anlardan birindeyiz. Şöyle uyguladım. Daha sonra parmaklarımla bastır çek şeklinde kapatıcılığını bir tık daha arttırdım. İnce bir ürün olduğu için seçtim çünkü yine tenimizde çok fazla bir ürün varmış gibi gözüksün istemiyorum. Göz kapağıma da fit mi kapatıcı uyguladım. Fırçayla dağıtıyorum bunu. Maybelline Master Fix kullanacağım. Biraz mat bir ürün ama baking yapar gibi değil de sadece göz altımı, göz üstümü ve parlayan bölgelerimi geriye çekmek adına uygulayacağım bunu. Çok az uyguluyorum zaten. Amacım pudra pudra görünmek değil, yine doğal bir bitiriş sağlamak. Kaşım aslında sadece taramak istiyorum ama yine de taradığım zaman küçük boşluklar oluşuyor. Ama ben kaşımın böyle gür durmasını istiyorum. İfademi sertleştirmesini istiyorum birazcık daha. Bakışlarıma odak haline getirmesini istiyorum. O yüzden NYX'in Precision Brow Pencil'larının Ash Brown rengiyle biraz dolduracağım. Daha kalın gözükmesini sağlayacağım. Özellikle kılların başlangıç yerlerinden küçük çizgiler çiziyorum. Daha sonra yukarı ittiriyorum. Bu sayede kıl kökünü takip ettiği için ürün dağıtırken daha dolgun gözüküyor. Birazcık da boşluklar tabii ki de olacak. Bakın arada kıl boşluklarınızı görüyorsunuz. Çok doğal gözüküyor zaten kameradan da. Ama çerçevesi belirgin. Son zamanların en favori ürünü Bobbi Brown'un Fiber Filler ürünü. Burası kaşlar için tabii ki. Gerçekten içinde küçük fiber şeyler var. Hem dolduruyor hem de mükemmel sabitliyor. Yani tüm gün kaşlarımı havada görebilmek benim gibi uzun kaş yapısına sahip bir insan için gerçekten mümkün değildi. Ne yaparsam yapayım illa bir noktada düşüyorlardı. Hem de yüzüne çok dokunan bir insan olduğum için. Bu mükemmel o anlamda. Frida'ya benzemedim inşallah. Elimde Coco Sheen'in kocaman bir paleti var. Şöyle içinde bir sürü renk olan ve tabii ki benim favorilerimle dolu olan. Bunu deneyimleyip ve bununla sevdiğim looklardan birini yapıp size aslında göstermek istiyorum. Normalde hediye etmek istiyordum diğer herkes gibi. Ama bari videosunu çekeyim. Eğer güzelse size de bir yararım olsun diye düşündüm. Ne olur ne olmaz concealer uyguladık diye ilk rengi alıyorum. Tüm göz kapağıma bunu geçiyorum. Hem de aydınlık bir alt zemin hazırlamak istiyorum bir yandan. Çünkü üstüne biraz sonra gözükmesini istediğim renkler uygulayacağım. Ve bunu göz kapağıma uyguluyorum. Böyle sanki göz kapağınızın kendi rengiymişçesine uygulayabilirsiniz. Işıltılı ton seçmemin sebebi de aydınlık gözükmesini sağlayabilmek aslında. Ve yine dışarı ittiriyorum. Biraz tozuttu. Ama rengi karışım fırçası uygulamama rağmen alabildiğim için mutluyum. Daha pembemsi bir tonu alıyorum. Bu sefer bunu iç köşelere uyguluyorum. Bayağı hoşuma gitmeye başladı palet. Şimdi sıra ise daha koyu kahvelerde. Bu kahveyi alalım. Şey gibi oldu, Bobros gibi. Şimdi magentayla bir şey karıştırın. Kirpik dibime önce bir uyguluyorum. Sonra elimin üstünde fazlalığını alıyorum. Yine dağıtıyorum. Burada bu makyajın özellikle bence güzel gözüken kısmı çekik gösterebiliyor olmanız. Birazcık ama çok abartılı değil. Böyle yine parmağımızı üstüne dağıtarak farı yukarı ittirelim. Aynı farı biraz yine aldıktan sonra dağıttım. Kirpik dibime yoğun bir şekilde geçeceğim. Yine de şu kısmı biraz blend edeceğim. Dışarı doğru iteceğim iyice. Olur ne olmaz hani tamamıyla dağılmış bir efekt yapalım. Hatta Ezgi Fındık'ın Marion eğitiminden sonra çektiği videoyu böyle izlediğim için orada zaten yine göreceksiniz Marion'un da kullandığı bir yöntem. Nars'ta da kullanılan bir yöntem. Nars eğitim yani Nars'ın make-up artistlerinin kullandığı bir yöntem bu. Çok sade bir makyaj yaptık ama kirpiklerimizi ne çok abartılı tutacağız ne de çok geride tutacağız. Kıvırıyorum. Bu arada yine bir arada şeyle şu kirpiklerimin bir tarafı kesilmiş yani bir kısmı ama birkaç gündür şey kullanmıyorum.
kirpik kıvırcığı ve bunu dün kullandığım zaman fark ettim. Yapma ihtimali yok çünkü üstünde bunun da kirpik yoktu yani. Kesmemiş. O yüzden küçük bir moralim bozuk. Ama çok da mühim değil. Yeniden çıkarlar diye umut ediyorum. Her zaman güvendiğim Maybelline Lash Sensational Waterproof tabii ki. Kirpiklerimi hem çok güzel ayırıyor hem de gerçekten uzatıyor. Dolgunluk istiyorsam da sonradan ekliyorum. Şimdi hemen bunu böyle döndüre döndüre uygulayacağım. Eğer varsa elinizde şöyle boş bir maskara fırçası ile tarayın en son kirpiklerinizi. Fazla maskaraları aldığınız zaman kirpikleriniz daha doğal gözükecektir. Ve sanki eyeliner varmış gibi. Dipten yukarı doğru uygulama yaparsanız kirpiklerinizi gerçekten çok iyi desteklersiniz. Göz şeklinizi ortaya çıkarırsınız. Farkındaysanız boşluğu ben görebiliyorum. Şimdi bunu aynı şekilde alt kirpik dibine sadece uçları uyguluyorum. Kirpikleri öne çıkarmak adına dipten bir uygulama yapmıyorum. Şimdi MAC'in Cream Color Base'lerinden Pearl'ü kullanacağım. Tamamıyla amacımız doğal bir makyaj yaratmak. Cildime çok da pudra uygulamadığım için bu istediğim o ıslaklığı verecek bana. Cildimin doğal sağlık ışıldamasını. Gülümsüyorum. Gülümsediğim zaman yukarıda olan bölgeleri uyguluyorum. Şimdi yine kafa karışıklığı olmadan MAC'in paletine geliyorum. Bu paletten de şuradaki tonu uygulayacağım. Her zaman saç dibinden başlıyorum. İyice dağıta dağıta uygulayacağız bunu. Fırçamda kalanlarla yüzümü çerçeveliyorum. Hafif bronz bir görüntü. İstediğimiz bir görüntü çünkü. Önceden aydınlatıcımda uyguladığım için aydınlatıcıyla beraber karışıyor. Doğal gözüküyor. Böyle resim yapar gibi düşünün kendinizi gerçekten. Böyle tabloda mükemmel blendingi görüyor musunuz gibi. Birkaç kere böyle Bob Ross izleseniz onun nasıl böyle blend ettiğini daha net anlarsınız. Nasıl gözümüzü özen gösteriyorsak onun mükemmel dağılmış olmasını aynı şekilde yüzümüzde de özen göstermeliyiz ki doğal dursun. Eğer emin değilseniz ne kadar alacağınızdan şöyle elinizin üstünde iyice fazlasını aldıktan sonra arttırabilirsiniz. Şimdi krem allığa sıra geldi. Benim kitimde olmadığını fark ettim. Daha doğrusu çıkardım. Artık hani krem allıkları öncelik vermediğimi fark ettiğim için ama sanırım yaz geldiği için ekleyeceğim. Bobbi Brown'un fark etmez bu arada hangisi olduğu. Önemli olan kremsi bir yapıda bir ruj olması. Mat rujlar yerine kremsi yapıda bir rujunuz varsa onu allık niyetine kullanabilirsiniz. Ben de Bobbi Brown'un Artistic Liquid Lip'lerinden Naked Pink isimli ürünü var. Bunu elimin üstüne aldım. Şöyle parmağımla iyice dağıtıyorum. Sonra gülümsüyorum. Ve doğal bir şekilde uyguluyorum. Uyguluyorum. Bu tarafı uyguladım. Biraz fazla uygulayabilirsiniz. Çünkü daha çok cilt odaklı olduğu için cildimizi canlı, fresh ve genç göstermeye çalışıyoruz. Gençliğin simgelerinden biri de böyle kızarmış, sağlıklı, işte yeni koşmuş, işte sıcak altında biraz kalmış bir cilttir. O yüzden aldığınızı uygularken korkmayın. Bu arada isterseniz şeftali tonlarında da uygulayabilirsiniz. Benim dudak rengim daha çok pembeye yakın olduğu için biraz sonra göstereceğim yöntemden dönüş sonra uygun, birbirleriyle uyumlu olsun diye böyle bir ton seçtim. Sıra dudaklara geldi. Ben dudaklarda böyle zamanlarda daha şeffaf ürünler kullanıyorum. Böyle çerçeveleyip yeniden bir dudak yaratmak yerine kendi dudağımın görüntüsünü seviyorum ve rengini seviyorum. Artık kendinden geçen ama çok sık kullandığım için kendinden geçiyor. Kiko'nun Gold Waves serisinden lip oil'ini kullanacağım. İsterseniz makyajı bu noktada bitirebilirsiniz. Gayet de şık olur. Gayet günlük kullanıma açık olur. Ama eğer siz de böyle çil sevenlerseniz, eğer çiliniz varsa ve sevmiyorsanız tamam böyle bu sizin tercihiniz yani sevmiyor olabilirsiniz. Ama biz çil sevenler, çil görmeyi seviyoruz. Benim cildimde çok az var. Ama üstüne bir ürün geldiği zaman öyle dışarıdan gözükebilecek bir durumda olmuyorlar. O yüzden gelinlerime de bu arada çilli olan gelinlerime full kafet kapatıcı bir ürün uyguluyorsam üstüne yeniden çillerini yapıyorum. Çünkü no makeup makeup gibi gözükmesini istiyorum bir yandan. Bir yandan da tüm gün kalmasını istiyorum. O yüzden böyle çil seviyorsanız kaş kaleminizi alıyorsunuz. Ben daha böyle ince yapılı olan bir kaş kalemi kullanıyorum. NYX'inki mesela kalın yapılı olduğu için olmaz. Ama böyle ince bir ürününüz varsa bu Golden Rose'un long stay'lerinden 104 numarası yavaşça çil yapmaya başlayabiliriz. Çilin ana olayı büyüklü küçüklü olması ve güneşin çok fazla geldiği noktalarda yoğunlaşıyor olması. Yani yüzünüzün tüm üst noktalarında
buralarda işte güneşin ilk vurduğu ve çok kızaran yerlerinizde çiliniz daha fazla olur. O yüzden burun çevresini yoğun yapıyoruz. Diğer kısımlara daha küçük küçük ya da kendi yüzünüzde nasıl deneyimliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi küçük küçük başlayalım. Önce gölgelerini yaratacağım çillerin. Daha sonra daha belirgin hale getireceğim. Çillerin gölgesi nedir? Cildimizde belli bariz bir ürün olduğu. O yüzden çok yapay bir uygulamadan ziyade daha gerçekçi durması için. Parmaklarınızla bastı çek şeklinde. Olmayacak şekilde. Benim şu ortadaki artık ne olduysa o noktada oraya da biraz çil yapacağım ki anlaşılmasın. Onların ne olduğu. Ten renginiz ya da saç renginiz neyse ona yakın yapın. Mesela saç renginiz daha bakırdır. Gerçekten bakır tonu yapın, çok güzel durur. Ya da saç renginiz daha soğuk, alternatifse benim de mesela öyle daha soğuk ve koyu bir ton. O yüzden gri tonlarına gidiyorum kalem seçerken. Şimdi gölgeleri oluşturduk. Şöyle yakından göstereyim size bir. Parmaklarımla bastı çek yaptım. Hatta buraları birazcık daha fazla uygulayalım. Şimdi asıl çil görünümünü yoğunlaştırma noktasına geldik. Artık daha dikkatli davranacağız. Bu arada Büşra Yılmaz'ın kınayla çil yaptığı bir videosu var. Onu aşağı linkini koyacağım. Daha kalıcı olsun, birkaç gün kullanmak istiyorum diyenler için de öyle bir alternatif var. Ben de Instagram'da sabitlenmiş storylerine görebilirsiniz. Oradan da başka ürünlerle neler yapılabilir takip edebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Fazla bile duruyor aslında ama gerçekten çilli biriymişim gibi bir efekt yaratıyor. Hatta Casey diye bir kız var, Amerikan. Yani cildi de mükemmel, çilleri de mükemmel. Dişleri falan çok tatlış bir tipi var. Çok seviyorum takip etmeyi. Onu da bulabilirsem linkini aşağı koyacağım. Siz de bir bakın ya, çilli kız. Nasıl böyle kendinize nasıl dönüştürebilirsiniz çilli olmanın avantajını. Oradan daha rahat görebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Pinterest'te gördüğünüz, çoğu modelde gördüğünüz, Instagram'da böyle vay be no make-up'larına kadar güzel dediğimiz insanların genelde yaptığı, tercih ettiği bir makyaj aslında. Bizim de günlük hayatta çok sık yaptığımız bir şey, yani sadece onların da değil. Hepimiz yapıyoruz bunu. Yaz aylarına hazır girmişken kendinizi hem fresh hem böyle canlı hissetmek istediğiniz zamanlarda kullanabileceğinizi düşündüğüm bir makyaj. İkonik seride ve olmasının ve ilk başlangıç olmasının sebebi aslında bu. Bu kadar sıcaklarda neler yapacağız ve bizi nasıl böyle fresh gösterecek cevabı olsun istiyorum. İkonik olmasının sebebi ise yani çiller tabii ki bu sezon ve geçtiğimiz sezon birazcık daha öne çıkmaya başladı ama yıllardır ginger kızlar, turuncu kızlar moda, yani hiçbir zaman onların modası geçmedi. Ve onların da çekildiği fotoğraflar, işte yaptığı makyajlar her zaman çok güzel gözüküyor. Ve benim hani vay be çok güzelmiş falan dediğim şeylerden biri. O yüzden benim için ikonik bir makyajdır bu. Bütün modellerde kullanılır. Herkes böyle fresh gözükmek istediği zaman bu tarz şeyler yapar. O yüzden bence ikonik serimizin ilk videosu olmak için güzel bir tercihti. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız ve bu makyajlardan, böyle ikonik makyajlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı, o küçük butona basmayı ve bildirimleri açmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.